Şimdi ben buraya gelmeden evvel bu konuyu İlber'le konuştuk. Ya buraya gelmeden evvel dedim, İlber bakıyor gitmeden evvel. O işte özür dedi, gelemeyeceğim falan. Bana bazı mesajlar bıraktı. Dedi ki, şunu dedi hatırlat sevgili dinleyicilerimize. İlber bugün gelebileydi, 1621 tarihindeki o korkunç kışı Kışı evet. anlatacaktı. Ben soruyu şimdi onu soracağım. 1621 tarihinde biliyorsunuz Boğaz donmuş. Haliç ve Boğaz tamamen donuyor. Tamamen donduğu için İstanbul'a gemi gelemiyor. İstanbul'a gemi gelemediği için kıtlık Kıtlık var. oluyor. Fiyatlar müthiş Çünkü artıyor. o sıra tahıl Ukrayna'dan geliyor. Evet, gelemiyor bunlar. Dolayısıyla halk o zamanki padişah olan 2. Osman'a uğursuz padişah diyor. Ve biliyorsunuz bir sene sonra 2. Osman feci bir şekilde tahttan indirilmiştir. Genç Osman öldürülmüştür. İlber diyor ki şunu da hatırlat diyor sevgili seyircilerimize. Bundan hemen önce genç Osman kardeşi Mehmet'i öldürttürüyor. Mehmet de ölürken abisine beddua ediyor. Benden beter olasın Osman diyor. İlber diyor ki halk diyor bunu buna yormuştur diyor. Bu başlarına gelen bu iklim felaketini buna yormuştur diyor. Fakat biz buraya gelmeden Cengiz bana söyledi. Dedi ki aynı tarihte dedi ben dedi Temz'in donduğu konusunda da yanında mı Cengiz? Yanımda Ha, göstereceğim onu hocam. göstersin. O bahsettiğiniz dönem bakın burada küçük buz çağı diye geçen dönem. Evet. Bu 1500 ile 1800 yıllar arasında maksimum 1600 yıla geliyor Bunun bakın. sebebi belli mi? Belli. Yani bunun 3 tane sebebe bağlıyorlar. Bir tanesi güneşteki aktiviteler. İşte güneşte örneğin güneş lekelerinin bu dönemde azalması buzul dönemlerinde. Bir diğeri de volkanik aktiviteye. Örneğin bu orta çağ sıcak periyoduyla bu küçük buz devri arasında müthiş volkanik aktivitelerde dünyada şey var, azalma var. Orta çağ sıcak periyodunda volkanik aktiviteler az ama buzul çağında birden fazla. Buradan gösterebiliriz onu. Bakın sol tarafta göreceli olarak düşük volkanik aktivite. Sağ tarafta ise volkanik aktivitenin Volkanik aktivite arttığı zaman dünya soğuyor. Soğuyor. Aynen o şekilde. Şimdi Yani mesela şimdi dua edilir bir volkanik aktivite mi olsun diyoruz mesela. Yani bilmiyoruz da. Fazla büyük olmasın Fazla büyük olmasın da. Peki bu mesela İzlanda'da birkaç sene önce adını söyledi. Eyjafjallajökull falan gibi bir şey patladı. O etki etti mi? Eyjafjallajökull. İşte öyle bir şey. Rica ederim. Bir volkanın adı bu. Yani biraz saygı. Bir daha Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Hayır. Ella fiella. Ella fiella yökül. Yökül. Yökül buzul demek biliyorsun. Ve bir Jules Verne öğrencisi olarak bilmen lazım ki Profesör Lidenbrock. Axel diyor ki dayıcım bu her taraf yökül. Aa diyor. İzlanda'da diyor. O kadar yukarıdadır, kuzeydedir ki İzlanda. Bütün yanardağlar buzulların altında faaliyet gösterir diyor. Zaten arzı merkezi orada inmeye başlıyorlar. Onun için diyor buzul İzlanda dilinde yöküldür diyor. Bütün bu dağların da isimlerinin sonunda yökül var. Vardır, evet. Buzulun altında faaliyet gösterir. Vatna yökül vardır. Bravo değil mi? Elle fiyelle yökül, vatna yökül. Bunların hepsi büyük yanardağlardır ve buzulların altında faaliyet gösterirler. Şimdi. Şimdi bu şeyden. Bu kimin? Hollanda'dan. Bu kimin? Hendrik Averkamp'ın. Aa, buna benzer Peter Bruegel'in falan vardı. Var. Bunlar hepsi küçük buz çağının şeyleri. İşte onu diyor. Bakın evet. Bu 1608. Buna bakın tarihine. 1684. Temz'e 1680. Bak. Temz donmuş. Temz'in üstüne bina kuruyorlar. Bina. Yani bizim Ramazan panayırları gibi panayır var üzerinde yani bu şekilde. Ama bir tane yelkeni duruyor orada. O da donmuş kalmış ardı. Bir tane daha var yine bu Temz'in üzerinde. Bu mesela bakın. Ya? 1677'de. Bir daha da donmuş mu hiç ondan sonra? Nasıl? Bir daha donmuş mu hiç? Donmuş da o şey bitiyor biliyorsun. Ne derler? Küçük buz çağı bitiyor. Ondan sonra bir daha donmuş. Bir daha yok tabii. Evet. Fakat işte bizim 1621'de İlber'in dediği korkunç bir kış olmuş. Maksimum olduğu dönem. İnanılmaz. Yani aslında bir padişahın katlinin sebebi iklim değişikliği. Korkunç. Aynen. Yani muazzam bir huzursuzluk. Aç kalıyor millet ya. Şey gelemiyor. Ekmek bulunamıyor İstanbul'da.